Bu Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sahip çıkmak, geçmişe saplanıp kalmak değil, Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkmaktır. Biz bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bu nedenle bize bu cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederek 29 Ekim 1923'ü kutluyorum. Benim ve herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Dünyaya örnek kurtuluş ve kuruluş savaşımız olan Kurtuluş Savaşı'nı kutluyorum. Emperyalistlerin yenişimizi kutluyorum. Cumhuriyetimizin laik değerlerini kutluyorum. Sarayın kapalı iradesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi ile halk iradesine devredildiği günü kutluyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü kutluyorum. Savaş yorgunu 13 milyon insanla eğitim, sağlık, endüstri alanlarında cesaretle girişen devrimci cesareti kutluyorum. Köy enstitülerini kuran devrim eğitimcileri Hasan Ali Yücel'leri, İsmail Hakkı Tonguç'ları kutluyorum. 86 yıl önce ölmüş olmasına rağmen hala ülkesini ve cumhuriyeti korumayı ve yönetmeyi başaran Cumhuriyet'in gerçek ve eşsiz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk ta o günlerden bugünleri bize haber veren, olacakları anlatan önderimizle gurur duyuyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! Hepinize teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz, Pazar Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ömer Hacıoğlu'nun yapmış olduğu konuşmayı izlediniz. Bildiğiniz gibi evet, kutlamaların ardından daha sonra alternatif olarak gerçekleştirilen evet, bir kutlama, bildiğiniz gibi evet, bayram bittikten sonra evet, Atatürkçü Düşünce Derneği ve aynı zamanda CHP. Çok değerli arkadaşlar, Pazar Belediye Osurdu olarak yarın Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine devam edeceğiz. Şu an itibariyle de. Etkinliğimiz Soğuk Su Limanı'ndan tekne konvoyu ile Hamidiye istikametine gidilecek. Tekrar dönüldükten sonraki bu konvoy saat 16'da başlayacak. Soğuk Su Limanı'ndan Pazar Demokrasi Meydanı'na meşale yürüyüşü yapılacaktır. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.